Dünya ve Ahiret Hayatı Kovulmuş Şeytandan Allah'a Sığınırım Kadınlara, oğullara, kantar kantar yığılmış altın ve gümüşe, salma güzel atlara, hayvanlara ve ekinlere duyulan tutkulu şehvet insanlara süslü ve çekici kılındı. Bunlar dünya hayatının metadır. Asıl varılacak güzel yer Allah katında olandır. De ki, size bundan daha hayırlısını bildireyim mi? Korkup sakınanlar için Rablerinin katında içinde temelli kalacakları altından ırmaklar akan cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın rızası vardır. Allah kulları hakkıyla görendir. Alimran Suresi 14-15 Aslında şimdiye dek anlatılan tüm çarpıklıklar insanın ahiret gerçeğini kavrayamamasından kaynaklanmaktadır. Kur'an'da bildirildiği gibi Allah dünyayı insanlar için geçici bir yurt olarak yaratmıştır. Müminlerin sınanması, kötülüklerinden arınması ve cennete layık olarak bir yapıya ulaşması, inkarcıların da kötülüklerinin ortaya çıkması için. Ama cahiliye toplumunun en büyük özelliklerinden biri bu gerçeği göz ardı etmesi ve hiç sona ermeyecekmiş gibi dünyaya bağlanmasıdır. Bu sapkın zihniyet cahiliye ahlakını meydana getirir. İnsan dünyaya bir kez gelir cümlesiyle özetlenen bu batıl bakış açısına göre ölüm bir sondur. Öyleyse henüz hayattayken yaşamın tadı çıkarılmalıdır. Bunun içinde her türlü yöntem denenebilir. Çünkü cahiliye toplumunda insana çıkar sağlayacak her şey meşru ilan edilmiştir. Oysa gerçekler hiç de böyle değildir. Cahiliye toplumu insanları akıllarını biraz bile olsun kullanmazlar. Ölümün herkes için kaçınılmaz bir son olduğu bellidir. Ama yine de bu konuyu mümkün olduğunca gündem dışı tutarlar. Ölümden bahsetmek şu mağazılık olarak adlandırılır. Birçok insan sanki hiç ölmeyecekmiş gibi bir zihniyetle yaşar. Halbuki bunu yapanların çok büyük bir kısmı Allah'ın varlığını kabul ederler. Dolayısıyla ahireti de kabul ettiklerini iddia ederler. Ama olaya biraz dikkatli yaklaşıldığında ortada gerçek bir ahiret inancı olmadığı anlaşılır. Ayetlerde söz konusu psikoloji şöyle vurgulanır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Gerçek şu ki bunlar çarçabuk geçmekte olan dünyayı sevmektedirler. Önlerinde bulunan ağır bir günü bırakıyorlar. İnsan suresi 27. Onlardan her biri bin yıl yaşatılsın ister. Oysa bunca yaşaması onu azaptan kurtarmaz. Allah onların yapmakta olduklarını görendir. Bakara suresi 96 Dikkatli olun. Gerçekten onlar Rablerine kavuşmaktan yana derin bir kuşku içindedirler. Dikkatli olun. Gerçekten o her şeyi sarıp kuşatandır. Fussilet suresi 54 Ahireti düşünmemenin getirdiği sonsuza dek yaşama isteği cahili kültüründe çok büyük bir etkiye sahiptir çoğu kişi öldükten sonra dünyada adını sürdürecek bir eser bırakma hevesindedir. Bunun kendisine hiçbir yararı olmayacaktır. Ama unutulmamak gibi ilginç bir psikoloji nedeniyle büyük bir servet ya da bir yapıt bırakma amacındadır. Elbette bir kişinin insanlara faydası olacak güzel eserler bırakması iyi bir davranıştır. Ancak burada eleştirilen husus bunun bambaşka bir amaçla ve hırsla yapılıyor olmasıdır. Kur'an'da din ahlakından uzak insanların sahip oldukları bu çarpık mantık da şöyle anlatılmaktadır kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Hani onlara kardeşleri Hud, sakınmaz mısınız demişti. Gerçek şu ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'tan korkup sakının ve bana itaat edin. Buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum. Ücretim yalnızca alemlerin Rabbine aittir. Siz her yüksekçe yere bir anıt inşa edip yararsız bir şeyle oyalanıp eğleniyorsunuz. Ölümsüz kılınmak umuduyla sanat yapıları mı ediniyorsunuz? Şuara suresi 124-129 Ki o, mal yiyip biriktiren ve onu saydıkça sayandır. Gerçekten malının kendisine ebedi kalacağını sanmaktadır. Hümeze suresi 2-3 Cahiliye toplumundaki ahiret inancı da son derece sapkındır. Cahiliye toplumundaki kişiler, ahirete kesin bilgiyle inanmazlar. En inançlı gibi görünen dahi, ya varsa şeklindeki çirkin mantığın ötesine geçemezler. Üstelik ahiret hakkında bu gibi cahilce mantıklar yürütenler... ...kendilerinin cennetlik olduğuna da adları gibi emindirler. Kehf suresindeki bir kıssada anlatılan kişi... ...cahiliye toplumunun genel bakış açısını simgeler. Kovmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onlara iki adamın örneğini ver. Onlardan birine iki üzüm bağı verdik... ...ve ikisini hurmalıklarda donattık. İkisinin arasında da ekinler bitirmiştik. İki bağda yemişlerini vermiş... Ondan hiçbir şeyi noksan bırakmamış ve aralarında bir ırmak fışkırtmıştık. İkisinden birinin başka ürün veren yerleri de vardı. Böylelikle onunla konuşurken arkadaşına dedi ki: "Ben mal bakımından senden daha zenginim. İnsan sayısı bakımından da daha güçlüyüm. Kendi nefsinin zalimi olarak böylece bağına girdi ve bunun sonsuza kadar kuruyup yok olacağını sanmıyorum." dedi. "Kıyamet saatinin kopacağını da sanmıyorum. Buna rağmen Rabbime döndürülecek olursam şüphesiz bundan daha hayırlı bir sonuç bulacağım." kendisiyle konuşmakta olan arkadaşı ona dedi ki, seni topraktan, sonra bir damla sudan yaratan, sonra da seni düzgün, eli ayağı tutan, gücü kuvveti yerinde bir adam kılan Allah'ı inkar mı ettin? Fakat o, Allah, benim Rabbimdir ve ben Rabbime hiç kimseye ortak koşmam. Bağına girdiğin zaman, maşallah, Allah'tan başka kuvvet yoktur demen gerekmez miydi? Eğer beni mal ve çocuk bakımından senden daha az güçte görüyorsan. Belki Rabbim senin bağından daha hayırlısını bana verir.'' seninkinin üstüne gökten yakıp yıkan bir afet gönderir de kaygan bir toprak kesili verir. Veya onun suyu dibe göçü verir de böylelikle onu arayıp bulmaya kesinlikle güç yetiremezsin. Derken onun ürünleri afetlerle kuşatılı verdi. Artık o uğrunda harcadıklarına karşı avuçlarını esefle ovuşturuyordu. O bağın çardakları yıkılmış durumdaydı. Kendisi de şöyle diyordu. Keşke Rabbime hiç kimseye ortak koşmasaydım. Allah'ın dışında ona yardım edecek bir grup yoktu kendi kendine de yardım edemedi. İşte burada bu durumda velayet, yardımcılık, dostluk hak olan Allah'a aittir. O sevap bakımından hayırlı, sonuç bakımından hayırlıdır. Kehf suresi 32 34. Bir başka surede ya varsa çarpık mantığını öne süren, sonra da kendini cennetlik ilan eden bu cahil zihniyet şöyle anlatılır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Oysa ona dokunan bir zarardan sonra tarafımızdan bir rahmet tattırsak Mutlaka bu benim hakkımdır ve ben kıyamet saatinin kopacağını da sanmıyorum. Eğer Rabbime döndürülsem bile muhakkak onun katında benim için daha güzel olanı vardır der. Ama andolsun biz o kafirlere yaptıklarını haber vereceğiz ve andolsun onlara en kaba bir azaptan tattıracağız. Fussilet suresi 50 Okuduğumuz ayette dikkat edilirse Allah bunu söyleyen kişinin inkarcı konumunda olduğunu bildirmektedir. Allah'ın varlığını kabul eden insan için ahiretten emin olmamak mümkün değildir. İnsanı Allah yaratır, besler, yaşatır, ona sayısız nimet verip büyük bir şefkat ve merhamet gösterir. Ve elbette tüm bunlara şükredip iyi davranışlarda bulunanlarla nankörlük edenler bir tutulmayacaklardır. Çünkü Allah kullarına karşı sonsuz şefkat ve merhamet sahibidir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Her nefis ölümü tadıcıdır. Ayetinin gereği herkes kısa bir süre kaldığı bu dünyadan kesin bir biçimde ayrılır. Allah insanı belli bir süre yaşattıktan sonra öldürür. Bu süre kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Öğüt alabilecek olanın öğüt alabileceği kadar ömür vermedik mi? Ayetiyle tarif edilmektedir. İnsan ölümle birlikte yok oluşa değil, asıl hayatına adım atar. Zaten bu dünyanın geçici olduğu ve asıl hayatın bir numunesi olarak yaratıldığı düşünen insan için açıktır. Dünyadaki tüm güzellikler geçicidir ve yanında pek çok kusurla birlikte var edilmiştir. Dünyanın en güzel insanı bu güzelliğini en fazla birkaç on yıl koruyabilir. Yaşlandıkça derisi buruşmaya, vücudu biçimsizleşmeye başlar. Yaşlanmasına da gerek yoktur. En büyük çirkinlikler en güzel insanın hemen yanındadır. İnsanın acizliğini vurgulayacak çok ilginç mekanizmalar bedenine yerleştirilmiştir. Birkaç gün yıkanmasa bedeninde kötü kokular oluşmaya başlar. Ne kadar çekici ve alımlı dursa da en büyük acizliğini yaşayacak, herkes gibi tuvalete gidecektir. İnsanların büyük çoğunluğu alıştığı için bu acizliklerin içinde bir hikmet olduğunu genelde fark edemez. Oysa yüce Allah kusursuzca yaratandır. Allah dilese insan hiçbir şekilde hasta olmaz, hiçbir şekilde kötü kokmaz ya da hiçbir zaman güçsüz düşmezdi. Bütün bu eksiklikler insana yüce Allah'a muhtaç olduğunu hatırlatmak içindir. Bir de içinde bulunduğu dünya hayatının mükemmel olmadığını, gerçek hayatın özellikle eksikliklerle donatılmış kötü bir benzeri olduğunu hissetmek için. Dünya ve ahiretle ilgili bir Kur'an ayeti konuyu en güzel biçimde açıklar. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, eğlence türünden tutkulu bir oyalama, bir süs, kendi aranızda bir övünme süresi ve konusu, mal ve çocuklarda bir çoğalma tutkusudur. Bir yağmur örneği gibi onun bitirdiği ekin ekicilerin veya kafirlerin hoşuna gitmiştir. Sonra kuruyu verir. Bir de bakarsın ki sapsarı kesilmiş, sonra o bir çerçöp olu vermiştir. Ahirette ise şiddetli bir azap, Allah'tan bir mağfiret ve bir hoşnutluk vardır. Dünya hayatı aldanış olan bir metadan başka bir şey değildir. Hadid Suresi 20 Peki asıl hayat nasıldır? Bu hayatın müminler için cennet ve inkarcılar için de cehennem olarak ikiye ayrıldığı herkesçe bilinir. Ama cahiliye toplumu cennet ve cehennem konusunda da pek çok gerçeğe uymayan bakış açısı ve hurafe üretmiş durumdadır. Bu nedenle ahiretteki ortamı ancak Kur'an ayetlerinden gereği gibi öğreniriz.